أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حمد شكر سنا alemlerin Rabbi yüce Allah'a aittir. Ona inanır, ona güvenir, ona tevekkül ederiz. Rızası sevgisi için, iki cihan saadeti için ibadet eder, kulluk vazifemize dikkat ederiz, şuurla yürütmeye gayret ederiz. Kulluğumuzu nasıl yürüteceğimizi, Allah'ın sevgisi ve muhabbetine nasıl nail olacağımızı örnek hayatıyla bizlere bildiren, örnek olan sevgili Peygamberimiz, rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına can-ı gönülden salatü selamlar ederiz. Kıymetli müminler, değerli din kardeşlerim, Ramazan okulu programımızda bugün sevgili Peygamberimizin hayatına misafir olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin vasfının, değerlerinin, öneminin anlatıldığı ayetlere misafir olmaya çalışacağız. Peki tabi 114 sure sevgili Peygamberimizin şahsında nazil olmuş. Bu doğrultuda her bir ayetin sebebi, nuzulu Efendimizin hayatıyla ancak yorumlanır ve o şekilde hayat ölçüleri alabiliriz. Değerli kardeşlerim, 3-5 dakika içerisinde birkaç ayeti anlatmaya, paylaşmaya gayret edeceğiz. Öncelikle Cenab-ı Allah Peygamberine hitaben وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ şüphesiz ki ey Habibim, sen en yüce ahlak üzere, en azim, en değerli ahlak üzere gönderildin. Peygamberimizin ahlakını bizatihi yüce Allah övmüş, ona referans olmuştur değerli kardeşlerim. Onu sevmenin, ona iman etmenin anlamı, Allah'ı sevmenin, Allah'a iman etmenin manasını taşıdığını yüce Allah, men yut'ir rasul fekad eta Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur diye beyan eder. Yine Allah'ı sevmenin yolu peygamberi sevmekten geçtiğini yüce Allah kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni ev yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum ayetiyle beyan etmiştir Ali İmran suresinde. Ey Habibim, de ki eğer Allah'ı seviyorlarsa, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Peygamberimizin şahsında ifade ediliyor, Allah da böylelikle sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın ayetlerini okuyan, hikmet ve Kur'an'ı bildiren vasıflarıyla gelmiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya eyyühen nebiyyü, inna erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve nedîrâ. Ey Nebi, ey Peygamberim, sen şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildin buyurmaktadır Cenab-ı Hak. Yine o, ve hâtemun nebiyyindir, son peygamberdir. Peygamberlik halkasını tamamlayan peygamberdir. Zira yüce Allah, İnsanlığı hiçbir dönemde yalnız başına bırakmadı. İlk insan Adem Aleyhisselam, insanlığın atası ve babası, aynı zamanda ilk peygamberdir. Hayatını düzenlemek, anlamlı kılmak üzere Cenab-ı Allah ona da ilahi sahifeler gönderdi. Bütün peygamberler kavimlere, topluluklara gönderilirken, sevgili peygamberimiz bütün insanlığa gönderildi ve o, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ İlla rahmeten lil alemin. Ey Habibim, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye Cenab-ı Allah beyan eder değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Allah ve melekleri peygambere salat ederler, dua ederler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler,
sizler de peygambere salatu selamlar ediniz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah peygamberi insanlar arasından seçti. Ona peygamberlik vazifesini verdi. Cebrail aleyhisselam ona vahiy getirdi. Ve insanların ona salatu selam etmesi, müminlerin bilhassa onun yolunu, onun sünnetini, sırat-ı müstakimi takip etmesi manalarını taşımaktadır değerli kardeşlerim. Yine sevgili peygamberimiz, elem neşrah leke sadrak, Cenab-ı Hak senin kalbini, göğsünü yarmadık mı buyuruyor. Şakkı sadr olayını hatırlayın. Peygamberimizin kalbinin küçüklüğünde efendim yıkanması, beraate kavuşturulması, kötü hırs ve duygulardan temizlenmesi olayı değerli kardeşlerim. Yine Cenab-ı Allah peygamberimiz efendimizi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ en güzel örnek olduğunu, üsve-i hasene olduğunu beyan eder ve Allah'a inanan, Allah'ı çok anan ve yarın ahirette mükafat bekleyenler, cennete gitmek isteyenler için sevgili peygamberimizin, efendimizin en güzel örnek olduğunu bizatihi Cenab-ı Allah beyan eder değerli kardeşlerim. Tabii konuyla alakalı okunacak, paylaşılacak pek çok ayet-i kerime var ama yine sevgili peygamber efendimizin اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَ ayetini hatırlayın. Onunla da noktalayalım. Zira peygamber efendimize hitaben Cenab-ı Allah, ey Habibim, Allah'ın yoluna hikmetle, güzel örneklerle, mev'ize-i hasenelerle davet et diye beyan edilmiştir. Bu doğrultuda bizlerin de peygamberimizin sünnet-i seniyesini takip etmeli, İki cihan saadetine böylelikle ermeliyiz değerli kardeşlerim. Ayşe annemiz peygamberimizi hulukuhul Kur'an olarak anlatmıştı. Annemize sordukları zaman sahabe-i güzin efendilerimiz, anneciğim peygamberimizi bize anlatır mısın diye, siz Kur'an okumaz mısınız buyurdu. Zira onun ahlakı bütünüyle yaşanmış Kur'an'dır beyanında bulundu. Değerli kardeşlerim, اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ şüphesiz ki Peygamber aleyhissalatu vesselam müminlere kendi nefislerinden daha azimdir, daha evladır, daha kıymetlidir ve peygamber anneleri müminlerin ve peygamber eşleri müminlerin anneleridir. Değerli kardeşlerim, bu ayetle noktalıyoruz. Rabbimiz peygamberimizin sünnet-i seniyesini, Kur'an'ın ahlakını, nurunu cümlemize ihsan eylesin. Yolundan gitmeyi ve böylelikle onun şefaatine ermeyi nasip eylesin. Salat ona, selam ona olsun, rahmet elçisine.